Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 4. sınıf matematik bölme işlemleri ile karşınızdayım. 10 tane bölme işlemi yapacağız bugün sizlerle. Ve örneklerimizin hepsi 3 basamaklı doğal sayıların 2 basamaklı doğal sayılara bölümü ile ilgili olacak. Hemen vakit kaybetmeden birinci örneğimizle işlemlerimize başlayalım. Evet sevgili öğrencilerim birinci örneğimiz 496 doğal sayısını 16'ya böleceğiz. Öncelikli olarak en sol basamaktaki yüzler basamağından başlıyorum. 4'te 16 var mı? 4'te 16. Hayır. O zaman 49'da 16'yı arayacağım sevgili öğrencilerim. 49'da 16, 16, 32 ve 48. Evet. 3 kere olduğunu tahmin edebiliyorum. Şimdi ne yapıyorum? 3 ile 6'yı çarpıyorum. 3 kere 6 18. Aradım sayının altına yazıyorum. 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 1 3. 1 de elde 4. Evet 48. 49'un altına yazdığım 48 sayısını çıkarıyorum. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. Şimdi 1'in yanına 6'yı gelip yazıyorum. 1'de 16 yoktu. Ne oldu sayım? 16 oldu. Şimdi 16'nın içerisinde 16'yı arayacağım. 16'da 16 bir kere var. Bir kere 16 şöyle bir kere 6 6 bir kere 1 1 yine 16 bulurum ve altına yazdığım zaman kalanı 0 olan bir bölme işlemi. Evet 496 bölü 16 bölüm 31 çıkar sevgili öğrencilerim. Evet ikinci örneğimiz 864 bölü 24. 8'de 24 var mı? Hayır. O zaman ne yapıyorum? 86'da 24'ü arıyorum. 86'nın içerisinde 24. 4 kere var desem deneme yanılma yöntemiyle de bulabiliriz sevgili öğrencilerim. 4 kere var desem 4 kere 2 8 ama 4 te var. 96 çıkacağını tahmin ediyorum. O zaman 3 kere diyelim. Evet 3 yazdım. Şimdi bakalım 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var. 1 3 kere 2 6 1 delde 7 86'dan 72'yi çıkaracağım. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. Evet kalanın bölenden sevgili öğrencilerim daha küçük olması gerekiyor. 14'te 24 var mı? Hayır. Bu sefer 14'ün yanına yukarıda kalan 4'ü indiriyorum. Sayım 144 oldu. 144'ün içerisinde 24 kaç kere olmuş olabilir? 7 kere desem 7 kere 2 14 yapar ama 7 kere 4 28 bu sefer 140'tan büyük yapar. 6 kere iyi deneyelim. Evet 6 kere bakalım 6 kere 4 24 24'ün 4'ü elde var 2 6 kere 2 12 2 de elde 14 evet tam olarak 6 defa olduğunu görüyoruz. Yani 144'ün içinde 24 6 defa var. 144'ün altına 144'ü yazdık. İşlemi yaptığımız zaman yine kalanı 0 olan bir bölme işlemi. 864 bölü 24 bölüm 36. Şimdiki örneğimiz 972 bölü 18. Yine 3 basamaklı bir sayı 2 basamaklı bir sayıya bölüyorum. 9'da 18 var mı? Hayır. O zaman 97'de 18 kaç kere var? 97'de 18 sevgili öğrencilerim Evet. 5 kere olduğunu tahmin ediyorum. 5 kere 8 40. 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 1 5. 4 de elde. Evet ne yapar? 9 yapar. Sayımız 90 oldu. 97'den doksan 90'ı çıkarıyorum. 7'den 0 çıkarsa 7 kalır. 9'dan 9 dokuz çıkarsa 0. Evet bakın 7 18'den küçük. Yani 5 kere olduğunu 6 defa yazsam daha büyük bir sonuç çıkacak. Kalan 7 olduğu için işlem bitmiyor. Şimdi 2'yi 7'nin yanına indiriyorum. 7'de 18 olmadığı için 2'yi yanına indirdiğim zaman sayım 72 oluyor. 72'nin içinde 18. 4 kere var sevgili öğrencilerim. 4 kere 8. 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 4 kere 1. 4. 3'ü de üzerine eklediğimiz zaman 7 yapıyor. Evet. Kalan 0. 972 bölü 18. Bölüm 54. Kalan 0. Evet. Şimdiki örneğimiz sevgili öğrencilerim. 540 bölü 15. Evet. 5'te 15 var mı? Hayır. O zaman 54'ün içerisinde 15'i arıyorum. 15 Evet 15 30 45 60 15'er 15'er saydığım zaman 60 diyemiyorum 3 kere olduğunu tahmin edebiliyorum. Şimdi 3 kere 5 15 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 1 3. Eldeyi unutmuyorum. 3'ün üstüne ekledim 4. 54'ten 45'i çıkarıyorum. 4'ten 5 çıkmaz. Evet burası komşuya gidince burada 4 kalır. Burası 14 olur. 14'ten 5 çıkarsa 9. 4'ten 4 çıkarsa 0. Şimdi 9'un içerisinde 15 var mı? Hayır. 9'un yanına 0'ı indiriyorum. Sayım 90 oldu. 90'ın içerisinde 15 6 kere var sevgili öğrencilerim. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var 3. 6 kere 1 6. 3 de elde 9. Evet 90'ın içerisinde 15 tam 6 defa varmış. 90'dan 90'ı çıkarınca kalan 0. Evet 540 bölü 15 bölüm 36 çıkar sevgili öğrencilerim. Evet şimdiki örneğimiz sevgili öğrencilerim. 644 bölü 23. Evet şimdi aynı yöntemle çözmeye devam ediyorum. 6'da 23 var mı? 6'da 23 yok. 64'ün içerisinde 23 arıyorum. 64'ün içerisinde 23, 46, Evet 3 defa desem 69 olur. O zaman 2 defa var. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. 64'ten 46'yı çıkaracağım. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Burada 5 onluk kaldı. 14 On oldu burası. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. Evet 18'in içerisinde 23 var mı sevgili öğrencilerim? Hayır. O halde 18'in yanına 4'ü indiriyorum ve sayım 184 oluyor. 184'ün içerisinde 23 arayacağım. 9 kere 2, 18 diyebilirim ama 3 ile çarptığım zaman 180'den büyük bir sayı çıkacağını tahmin edebiliyorum. 8 kere var desem, evet 8, 8 kere 3, 24 yapar. 24'ün 4'ünü yazdım. Elde var 2. 2'yi unutmuyorum. 8 kere 2 16. 2 de elde 18. Evet. 184'ün içerisinde tam olarak 8 defa 23 var. Ve 184'ün altına 184'ü yazıyorum. 4'ten 4 çıkarsa 0. 8'den 8 çıkarsa 0. 1'den 1 çıkarsa 0. Evet kalanı 0 olan bir bölme 644 bölü 23 bölüm yani sonuç 28 sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim şimdi geri kalan 5 örneğimizle işlemlerimize devam ediyoruz. Evet 6. örneğimiz 485 bölü 20. 4'te 20 var mı? Hayır 4'te 20 yok. 48'in içerisinde 20 kaç kere var? 20, 40, 60. 60 diyemem. 2 defa var. Evet 2 kere 0 0. 2 kere 2 4. Evet 48'in içinde 22 defa var. 2 ile 20'yi çarptım 40 yaptı. 48'in altına yazdım. 8'den 0'ı çıkardım 8. 4'ten 4'ü çıkarırsam 0 kalır. İşlemim devam ediyor. Çünkü 8'de 20 yok ama yukarıda bir 5 rakamı var. 5'i ben 8'in yanına indiriyorum. Sayım 85 oluyor. 85'in içinde şimdi 20'yi arayacağım. 20, 40, 60, 80, 100 diyemem. Sayım 85. 4 kere var. 4 kere 0, 0. 4 kere 2, 8. Evet. 85'in altına 80'i yazdım. 5'ten 0 çıkarsa 5. 8'den 8 çıkarsa 0. Kalanı 5 olan bir bölme işlemi. 485 bölü 20 bölüm 24 çıkar sevgili öğrencilerim. Evet şimdiki örneğimiz 438 bölü 12. 4'ün 4'ün içerisinde 12 var mı? Hayır. 43'ün içerisinde 12 arayacağım. 43'ün içinde 12. 12, 24, 36, 48 diyemiyorum. 3 kere var. 43'ün içinde 12, 3 kere var. 3 kere 2, 6. 3 kere 1 3. Evet 43'ün altına 36'yı yazıp çıkarıyorum. 3'ten 6 çıkmaz. 1 onlu kalırsam burası 3 burası 13 olur. 13'ten 6'yı çıkarırsam sevgili öğrencilerim. Evet. Burada 7 kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır sevgili öğrencilerim. Şimdi 8'i aşağı indiriyorum. Çünkü 7'de 12 yok. 8'i aşağı indirdiğim zaman sayım 78 oluyor. 78'in içerisinde 12 kaç kere var? Evet. Şimdi 12, 24, 36, 48, 60, 72. Evet. 7 defa özür diliyorum. 6 defa olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü 7 defa var desem 84 olacak. 12'şer 12'şer saydığım zaman. 6 defa olduğunu düşünürsek 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 1 6. 1 de elde 7. Evet. Baktığımız zaman 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 7'den 7 çıkarsa 0. Evet sevgili öğrencilerim kalan 6. 438 bölü 12 bölüm 36 kalan 6 bu şekilde işlemimizi bitiriyoruz. Evet. Bir diğer örneğimiz 356 bölü 25. 3'ün içinde 25 var mı? Hayır. 35'in içerisinde 25. Bir kere var. Bir kere 5, 5. Bir kere 2, 2. 35'ten 25'i çıkarıyorum. 5'ten 5 çıkarsa 0. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Onun içerisinde 25 var mı? Hayır. 6'yı onun yanına indirdiğim zaman sayım 106 oluyor. 106'nın içerisinde 25? Evet, 25, 50, 75, 100, 125 diyemem. 4 kere saydım. 4 kere 25 100 yapar. Bakalım. 4 kere 20 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. Evet 100 yaptığını görüyorum. 106'nın altına 100 yazdım. 6'dan 0 çıkarsa 6, 0'dan 0 çıkarsa 0, 1'den 1 çıkarsa 0. Evet, kalanı 6 olan bölme işlemimizin sonucu 14 çıktı sevgili öğrencilerim. Evet, şimdiki örneğimiz 655 bölü 50. 6'da 50 var mı? Hayır 6'nın içerisinde 50 yok. 65'in içinde 50'yi arıyorum. 65'in içinde 50 bir kere var. Bir kere 50, 50, 65'in altına 50'yi yazdım ve çıkarıyorum. 5'ten 0 çıkarsa 5, 6'dan 5 çıkarsa 1, 15. 15'in içinde 50 var mı? Hayır. O halde 5'i 15'in yanına indiriyorum. Sayım 155 oldu. 50, 100, 150, 200. 200 diyemem çünkü aradığım sayı 155. 155'in içinde 50 3 defa var. 3 kere 0 0 3 kere 5 15 155'in altına 150'yi yazdım ve çıkarıyorum. 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. 5'ten 5 çıkarsa 5'ten 0 çıkardım 5 kaldı. 5'ten 5 çıkarsa 0. 1'den 1'e de çıkarsam 0. Evet kalanı 5 olan sonucu yani bölüm 13 olan bir işlem 655 bölü 50 işlemi. Evet. Şimdiki örneğimiz son örneğimiz daha doğrusu 567 bölü 17. 5'in içerisinde 17 var mı? Hayır. 56'ın içinde 17'yi arayacağım. 56 bölü 17'in 3, 3 sefer olduğunu tahmin edebiliyorum. Evet. 3 kere 7 21. 21'in biri elde var. 2 3 kere 1 3 2 ile 5. Çıkarıyorum sevgili öğrencilerim. 6'dan 1 çıkarsa 5 beş kalır. 5'ten 5 beş çıkarsa 0. 5'in içerisinde 17 var mı? Hayır. 7'yi 5'in yanına indiriyorum. Sayım 57 oluyor. 57'nin içinde 17. Evet bakın biraz önce 51'in içinde 17 3 kere var demiştik. Yine 57'nin içinde 17 yine 3 kere var sevgili öğrencilerim. Çünkü 3 onluk 3 ile 7'yi çarptığım zaman 21 yapar. 51 olduğunu tahmin edebiliyorum. 57'nin içinde 3 kere 17 olduğunu söyledik. Bakalım. 3 kere 7 21. 21'in biri elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5. Evet yine 51 çıktı. Yeriden 1'i çıkarıyorum. 6 kalır. 5'ten 5 çıkarsa 0. Evet son örneğimizde bu şekilde yaptık sevgili öğrencilerim. Evet Sevgili öğrencilerim, gördüğünüz gibi 3 basamaklı doğal sayıları 2 basamaklı doğal sayılara böldük. 5 örneğimizin kalanlarının 0 olduğunu gördük. Buradaki 5 örneğimiz ise kalanlı bölme olarak yaptık. Toplam 10 örnek yaptık. İnşallah sizlere faydalı olabilmişizdir. Hepinize başarılar diliyorum.